Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde size tam da o bölgeden çekim yapıyorum. Gösterge panosu üzerinde olan arıza ikaz lambalarından bahsedeceğim. Daha doğrusu bana en çok gelen soru, genellikle birazdan resmini paylaşacağım çünkü benim aracımda bu yok. Havası çok indi lastiğin ama o ikazı yakmadı. Her araçta yok ama genelde hemen hemen bütün araçlarda var ve bütün arkadaşların en çok problem yaşadığı ya da tedirgin olduğu, korktuğu, ürktüğü işaretlerden biri. Onu ben resim olarak koyacağım zaten. Gösterge panelinde, panosunda bunu gördüğünüzde, bu ışığı gördüğünüzde ne olduğunu anlayacaksınız. Diğerleriyle de ilgili ya da yapmanız gerekenle ilgili kısa belli bilgiler vereceğim. Sonuna kadar seyrederseniz hem siz memnun olursunuz hem biz memnun oluruz bir şeyler öğretebildiğimiz için. İyi dersler diliyorum şimdi. Arkadaşlar, araca ilk bindiğinizde karşınızda şöyle bir gösterge panosuyla karşılaşırsınız ki tabii önce kemer, koltuk ayarı, kemer, ayna ayarları, ardından karşınıza burası gelir. Aracı kullanırken ben o işareti gösteremeyeceğim. Dediğim gibi kontağı ben şuradan çeviriyorum. Kontağı bir çevirdiğinizde bir ışık yanmaz ama ikinci çevirdiğinizde bir sürü ışık yanar. Bunların bir kısmı söndükten sonra üçüncü defa kontağı çevirir. Bu basmalı araçlardan, yani start stoplu araçlardan bahsetmiyorum tabii. Arkadaşlar kontağı direkt üç kere çeviriyor. Çıt 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 diye birden aracı çalıştırıyorlar. Büyükleriniz, yakınlarınız da bu konuda çok uyarırlar sizi. Aracın kontağı ilk çevirdiğinizde 3 kademelidir. Herhangi bir ışığı yanmaz. İkinciyi çevirdiğinizde bazı ışıkların sönmesini muhakkak bekleyin. Dedik ya, ardından birkaç tane ışık kalacaktır. Bunlar da dedik işte, en soldaki akü ikaz, ortadaki motor ikaz, en sağdaki yağ ikaz. Bunların hepsi her arabada aynı yerde görünmeyebilir ama bunlar bunu ifade eder. Muhakkak sabit ışıklar kalana kadar bekleyin, ardından kontağı çevirin. Çok kızıyorlardır da size bunun için. Hemen kontağı çalıştırma, hemen aracı çalıştırma diye. Bunu da bir dipnot olarak anlatmak istedim. Üçüncü çevirdiğinizde de hali hazırda, özellikle şunları göstereceğim. Şu üçünden biri duruyorsa aracınızda hareket etmeyin der. Şimdi diğerleri duruyorsa çevirdiğinizde hareket edin demez. Fakat bu üçü duruyorsa kesinlikle teknik olarak hareket edin demez. Çünkü onu da göstereyim. Çalıştırdım. Bakın hepsi söndü. Neydi onlar peki? Az sonra göstereceğim ama yağ ikaz, motor ikaz ve en soldaki de elektrik sistemi, yani akü ikazdı. Buradakilerde de eğer aracı çalıştırmanıza rağmen, bu arada yakıtım yokmuş, onun için de ikaz ediyor beni. Çalıştırdığım halde hala kırmızı bir ikaz görüyorsam kesinlikle aracı hareket ettirmemeliyim. Kırmızı asli ikazdır arkadaşlar. Yani sarı da çok hafife alınacak bir ikaz değildir. Fakat kırmızılar asli ikazlardır. Kesinlikle şu işaretler varken, soldaki zaten hepinizin malumu el freni, önce el frenini indir diyor. Ben el frenimi indireceğim. Bakın söndü. Bir tane daha var. Birçoğumuzun unuttuğu, hatta çok ses çıkarıyor diye sonradan toka taktığı ya da arkadan taktığı emniyet kemeridir ki emniyet kemerini de takacağım. Hatta şöyle siz de görün. Hop. Bakın sönecek bunu. Sesle birlikte söndü. Herhangi bir ikaz kalmadığında hareket edebilirsiniz. Çok önemlidir. Size anlatmak istediğim, bana çok gelen o ikazda şimdi araya koyacağım. Göreceğiniz ikaz işareti birçok insanın, yani sürenlerin ya da tecrübe etmişlerin belki bir süre sonra öğrendiği bir şeydir ama yeni başlayanların ya da başladığı halde sonradan karşılaşanların çok paniklediği bir işarettir. Fazlasıyla panikledikleri bir işarettir. Şu an koyuyorum oraya, yani resim olarak. İşte bu işaret arkadaşlar lastik hava basıncı işaretidir.
hafife aldığım için, küçümsediğim için söylemedim yani böyle bu şekilde. Yani çok aşırı ciddiye almanız gereken bir şey değil ama kesinlikle derhal en kısa sürede halletmeniz gereken bir şeydir. Yani aracınızın lastiğinde, lastik hava basınçlarından birinde, herhangi birinde de olabilir, birkaç tanesinde de olabilir ama bir düşme olduğunda, barında yani basınçta bir düşüklük olduğunda bu ikazı, ama ciddi bir düşme olduğunda size bu ikazı verecektir. Genellikle de hava basmanıza rağmen o ışık sönmeyebilir. Yani o lastik hava basıncı sönmeyebilir. Lastiğin tadilatı yapıldığında ya da tamiratı yapıldığında ya da hava bastığınızda her aracın kendi içerisindeki menülerden yeniden lastik hava basıncını resetleyip o ışığı söndürebilirsiniz. İyi dersler diliyorum arkadaşlar.